Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere 20'ye kadar olan doğal sayılar konusunu anlatacağım. Aslında siz bu doğal sayıları tanıyorsunuz, günlük hayatınızda kullanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu doğal sayılar neyi ifade ediyor? E, birlik nasıl oluyor? Onluk nasıl oluyor? Ben sizlere bunları açıklayacağım. Hemen başlıyorum. Bakın yukarıda bir tane varlık görüyoruz. Ve biz bu bir tane varlığı ifade ederken rakamla bu şekilde 1, olarak yazıyoruz. Yazıyla da bu şekilde 1 diye yazıyoruz. Ve buradaki varlığa biz birlik diyoruz. Şöyle altına yazayım. Birazdan onluklar da yapacağız. O yüzden şimdi bunun ismini öğrenelim. Birlik. Yan tarafta iki tane varlık görüyoruz bakın. Ve bunu yazarken rakamla 2 olarak yazıyoruz. Yazıyla da bu şekilde yazıyoruz. Ve iki tane birlik var burada. Hemen yan tarafta 3 görüyoruz. Yazı biraz kaymış ama olsun. 3 tane varlık var burada. Ve rakamla 3 olarak yazıyoruz. Yazıyla da bu şekilde yazıyoruz. Ve 3 tane birlik var diyoruz. Şimdi bunları silelim biraz aşağıya doğru ilerleyelim. Şimdi sıra geldi 4 sayısına. Bakın burada 4 tane varlık var aşağıda. Ve altında rakamla 4 yazıyor ve yazıyla 4 yazıyoruz. Ve 4 tane birlik oluyor bunlar. Hemen devam ediyorum. Yanında 5 tane varlık var. Ve rakamla 5 olarak yazıyoruz. Yazıyla bu şekilde 5 olarak yazıyoruz. Yan tarafında ise 6 tane varlık görüyoruz ve rakamla bu şekilde, yazıyla 6 olarak yazıyoruz ve 6 tane birlik olduğunu, 6 tane varlık olduğunu, 6 tane nesne olduğunu anlıyoruz. Devam edelim. Şimdi sıra geldi 7 sayısını tanımaya. Bakın yukarıda 7 tane varlık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane varlığı rakamla 7 olarak böyle yazıyoruz. Ve yazıyla bu şekilde yazıyoruz. Hatta 7'yi şöyle de yazabiliriz. Okulda öğrendiğiniz gibi. Buradaki 7'nin yazılışı, ilk baştaki 7'nin yazılışı kitaplarda genelde böyle yazıyor. Okulda biz 7 yaparken benim çizdiğim gibi yani şuradaki 7 şeklinde yapıyoruz genelde ve 7 tane birlik demek bu. Hemen yan tarafa baktığımızda 8 tane varlık görüyoruz. Ben şu anda sayıyorum. 8 tane. Bu 8 tane varlığı ifade ederken rakamla bu şekilde ifade ediyoruz ve yazıyla 8 olarak yazıyoruz. 8 tane birlik olduğunu anlıyoruz. Ve altta ise 9 tane varlık var. 5 6 7 8 9 tane varlık var ve 9 sayısını ifade ederken bu şekilde rakamla yazıyoruz ve yazıyla 9 olarak ifade ediyoruz. Ve 9 tane birlik var demek. Şimdi 10 sayısına geçmeden önce size 0'ı göstermek istiyorum. Bakın 0 demek tabii ki matematikte 0'ı da kullanacağız. 0 bir doğal sayı ve diğer sayıları oluştururken sıfır bize gerekiyor. Peki sıfır neyi ifade ediyor? Yani hiç varlık yok bakın burada. Değil mi? Hiçbir şey yok. Sıfır demek hiç varlık yok. Hiç nesne yok demek. Ve yazarken sıfır olarak böyle yazıyoruz. Şimdi sıra geldi 10 sayısına. Bakın 10 tane varlık olduğunda yani 10 tane birlik olduğunda biz bunları yapıştırıyoruz ve artık buna bir onluk diyoruz biz altına yazayım onluk diyoruz artık. Çünkü birlikler 10 tane oldu e, ve birbiriyle karıştırabiliriz. Karışmaması için biz ne yaptık? Bunları birbirine yapıştırdık ve bir tane onluk diye yazdık. Ve 10 sayısını ifade ederken bakın 10 sayısı 2 tane rakamdan oluşuyor ve e, yazıyla bu şekilde yazıyoruz. 10 sayısını şöyle de göstermek istiyorum. 10 yani bir tane bakın birin olduğu yere biz onluklar diyoruz. Bir tane onluk var. Yazalım. Ve birlik yok. Ok işareti yapalım şöyle. Birlik yok. Yani hiç birlik yok. Sıfır birlik yani. Demek ki on sayısını ifade ederken bir tane onluk sıfır tane birlik olarak ifade ediyoruz. Şimdi yan taraftaki on bir sayısına bakalım. Bakın bir tane onluk var. Yanında bir tane de birlik var. Ve bakın bir tane onluk ve bir tane birlik. Bu rakamları yan yana koyduğumuzda 11 oluyor. Çünkü içinde 11 tane var. Ha şunu söyleyelim. Bir önceki sayımızda birlikleri yapıştırıp onluk yapmıştık değil mi? Zaman zaman karşınıza şöyle soru gelebilir. Onluğun içinde kaç tane birlik var? Diyebilir. Onluğun içinde bakın 10 tane birlik var böyle saydığınız zaman 10 tane birlik olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 11 sayısını onluklarına ve birliklerine ayıralım. Şöyle 11'i yazıyorum. İlk baştakiler onluk ve hemen yanında birlikler var. Birlik yazalım. Ve 11 sayısında bir tane onluk bir tane de birlik var. İşte bu şekilde ifade ettik. Şimdi her zaman resim olmayabilir. Ben şunları sileyim. Yan taraftakini de göstereyim size. Mesela diyelim ki resim yok. Sadece şu ifadeyi gördük biz. Sadece 12 sayısını gördük. Şöyle güzel yapayım. Ve 12 sayısında kaç tane onluk, kaç tane birlik var dedi öğretmenimiz. Hemen en baştaki sayıya bakıyorum. Bir rakamını görüyorum değil mi? Bir tane onluk var yazıyorum. İki tane de birlik var. Yani resimler olmadan da biz bu rakamın içinde, bu sayının içinde kaç tane onluk, kaç tane birlik olduğunu bu şekilde cevaplayabiliriz. Ve 12 sayısını yine ben burada yazmış oldum. Bakın bir tane onluktan oluşuyor. Hemen yanında iki tane birlik var. Devam edelim diğer sayılara. Sıra geldi 13, 14 ve 15'i tanımaya. 13 sayısında bakın bir tane onluk şöyle çizeyim. Yanında da 3 tane birlik var. Ve buradan da anlıyoruz zaten. Bir tane onluk yazalım. Ve 3 tane birlik. Bu şekilde yazıyorum. Şimdi 14'ü tanıyalım. Bunları bir silelim ilk önce. Bir tane onluk 4 tane de birlik. Yani 14. Rakamla bu şekilde yazıyoruz, yazıyla bu şekilde 14 diye yazıyoruz. Artık onluklarını, birliklerini yazmıyorum. Zaten öğrendiniz. Şimdi 15 sayısını tanıyoruz. Burada yazı biraz kaymış ama olsun şöyle gösterelim ok işaretiyle. 15 demek bir tane onluk var. 5 tane de birlik var demek. Zaten şuradan anlıyorsunuz. Şunları silip göstereyim. Bir tane onluk bakın 5 tane birlik. Buradan da rakamlara bakarak anlayabiliyorsunuz. Sırada 16, 17 ve 18 var. 16 doğal sayısında 1 tane onluk 6 tane de birlik var. Ve hepsi beraber 16 oluyor. Hemen yanında 17 var. 1 tane onluk 10 on demek, değil mi? 7 tane de birlik yani 17 oluyor. Demek ki 17 doğal sayısı 17 tane varlığı ifade ediyor. Ve 17 tane varlığın 10 tanesini yapıştırdığımızda bir tane onluk oluyor. 7 tane de birlik oluyor. Devam edelim. Bunları bir silelim. Kağıdımız çok karışmasın. Bakın 18 sayısında bir tane onluk, 8 tane de birlik var. Ve altında yazılışı da bu şekilde. Bir tane onluk, 8 tane birlik yani 18 yazıyla da 18 olarak yazıyoruz. Sıra geldi 19 ve 20 doğal sayılarını tanımaya. 19 doğal sayısında bakın bir tane onluk var. Şöyle çizelim. Yanında da 9 tane birlik var. Bakın burada 9 tane birlik var. 10 tane olsaydı yapıştırıp onluk haline getirecektik. Fakat henüz 10 tane olmadığı için 9 tane birlik ayrı ayrı duruyorlar. Ve 19 doğal sayısında bakın bir tane onluk, 9 tane de birlik var. Buradaki rakamlardan da görebiliyoruz. Son olarak 20 doğal sayısını tanıyoruz. 20 doğal sayısında 2 tane onluk var. Bakın ben doğal sayının içindeki rakamlardan göstereyim. 2 tane onluk. Sonra resim üzerinde de konuşacağız. Ve 0 tane birlik. Yani birlik yok demek istiyor. Rakamlardan bunu görebiliyoruz. Yukarıya resime baktığımızda 10 tane birlik ilk önce yapıştırılmış. 1 onluk olmuş. Daha sonra yine 10 tane birlik bir araya getirilip yapıştırılmış ve bir onluk olmuş. Yani iki tane onluk var. Birlik yok ve 20 doğal sayısını bu şekilde ifade ediyoruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.